Herkese merhaba arkadaşlar. Bu serimiz özellikle de telaffuzla ilgili. Telaffuz hack diyorum ama sonrasında adını değiştirip ne koyarım bilmiyorum. Şimdi öncelikle birçok insan telaffuzla ilgili benzer telaffuz edilen ama farklı yazılan ve farklı anlamları olan kelimelerle ilgili bir seri yapmamı istedi. O nedenle de o seriyi yapıyorum. Şimdi size 3 tane kelime hem ekranda göstereceğim hem de bunların telaffuzlarını söyleyeceğim. Peki cümle içerisinde bir de şu var. Nasıl anlayacağız hangisinin hangisi olduğunu? Şimdi birazdan ben anlatacağım. Bundan sonra artık bir daha problem yaşamayacaksınız. Hazırsanız başlıyorum. Bu arada daha fazla bu tarz içerik istiyorsanız öncelikle kanalıma abone olun, bildirimleri açın ki ben video paylaştığımda size bildirim gelsin, haber gelsin ve videolarımı beğenin, paylaşın, yorum yazın, destek olun. Bu şekilde başlıyoruz. Buradaki bu üç kelime nasıl okunuyor? Where, where, where. Üçü de aynı şekilde okunuyor. Peki bunların anlamları ne? İlk olarak ekranda gördüğün where kelimesi aynen şu şekilde yazılır. Ve onların yani bir iyilik zamiridir. Üçüncü e, şahıs çoğulda olan bir iyilik zamiridir. Onların demek. Where, where, where. Peki cümle içerisinde nasıl kullanacağız? onların herhangi bir şeyi örneğin It's their own problem it their own problem bu onların kendi problemi yani their own problem buradan zaten herhangi bir şekilde farklı bir anlam çıkaramayız çünkü zaten kelimeyi gördüğümüzde telaffuz farklı telaffuz ediliyor olmasının bir problemi yok zaten Cümle içerisinde, konteks içerisinde duyduğunuzda da yani söylüyorlar ya biz bunun hangi kelime olduğunu nereden bileceğiz diye zaten konteksten, içeriğinden, cümlenin hikayesinden, konuşma esnasında daha öncesinde söyledikleri cümleden, sonrasında söyleyecekleri cümleden herhangi başka birisiyle karıştırmanıza imkan yok arkadaşlar. Sadece doğru telaffuz ile biliyor olmanız yeterli. Bu arada tekrar bu cümle, bu kelimenin telaffuzunu söylüyorum. There there. British English'te yani İngiltere İngilizcesinde, İngiltere versiyonunda the, the, the. Ama American, Canadian, English dediğimiz o versiyonlarda da there, there. Sonunda rrr, sesini duyacağız arkadaşlar. İkincisi there, bu ise orada demek, orada. For example, your coat is over there. Your coat is over there. Over there tam orada, tam şurada demek oluyor arkadaşlar. There, over there, over there. Your coat is over there. Aynı şekilde İngiltere versiyonunda da the diye okunur. Ama Amerika ve Kanada versiyonlarında there diye çoğunlukla duyacaksınız. Son olarak There bu şekilde yazılan there'dan bahsediyoruz. Arkadaşlar eğer kesme işareti re görüyorsanız zaten bu r yardımcı fiilinin kısaltılmış versiyonudur demektir. There. There diye okunur bu da diğerleri gibi. They're going to be at the party too. They're going to be at the party too. They're going to be. They're gonna be. They're gonna be. They're gonna be at the party too. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız dediğim gibi videoyu beğenin, yorumlarınızı destek olun. Aynı zamanda kanalımı hala takip etmiyorsanız, abone değilseniz abone olun ve bildirimleri açın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.